Merhaba, 11 Mart 2022 Dünya'dan haberler. Haberlerin sonuna kendi yorumu eklemiş olacağım. Siz de farklı şekilde düşünüyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Evet, ilk haberimize geçelim. Almanya'da özel bir hastane Lus ve Berelus'u hastaları kabul etmeme kararı aldı. Bu haberin sonuçları umarım çok kötü yerlere gitmez. Çünkü bu bir yaptırımdan öte insanlar doğdukları yerleri seçemezler. Ve Rusya'daki insanlar zaten birçoğu savaşı istemiyor ve onlar da bu bedeli ödemek zorunda kalacaklar. Aynı şekilde birkaç gün önce de bazı kafe ve restoranlara Rusların alınmadığını sizlerle paylaşmıştık. Yani bunun bedelini her zaman halk ödüyor. Hata Putin'in hatası. Putin hata yapıyor fakat bedelini Ruslar ödüyor. Bu konu çok tartışmalı. Bir sonraki haber. Ukrayna'daki toplam kripto para bağışı miktarı 100 milyon doları aştı. Evet, bu çok güzel. 100 milyon dolar gerçekten alım gücü yüksek bir para. Fakat insanlar ne kadar süre bağış yapabilir? Bağışlarla ne kadar ayakta kalabilir? Bu bir çözüm mü? Bu bir tartışma konusu bence. Başlı başına bir olay. Bunun yanı sıra ülkelerin bağış yapmasından ziyade burada kalıcı çözümler gerekiyor. Bu kalıcı çözümleri ise ancak büyük devletlerin ya da dünyadaki söz sahibi ailelerin adımıyla olabilir. Fakat bence dünya şu anda sadece seyirci kalıyor. Yardım eden insanlara ya da şirketlere herhangi bir şey söylemiyorum. Buradaki kastım politik, daha doğrusu politikacılar. Bir sonraki haberimiz Facebook, Instagram Rusya'ya yönelik nefret söylemlerini serbest bıraktı. Kaynak CNN. Facebook ve Instagram, evet, hani Putin'e ya da diğerlerine karşı bir yargıyı, en azından kötü sözleri ya da aşağılama vesaire, bunları serbest bıraktı. Fakat bu her ülkede geçerli değil. Bazı ülkelerde geçerli. O yüzden yine de yapacağınız yorumları belli bir seviyede yapmanızda fayda var. Bir sonraki haberimizde ise Disney Rusya'daki çalışmalarını askıya aldı. Bu çok kritik bir olay bence. Çünkü çocuklar küçükken ne gördülerse çizgi filmlerden, yapımlardan aldıkları mesajlar var. O çizgi filmler içindeki mesajlarla birlikte aslında gelişiyorlar. Yani global olarak yayınlanan çizgi filmlerin genel olarak içinde güzel, mutlu, sevgi, aile, yani barış, bunlar yer alıyor. Fakat şöyle bir düşünelim. Rusya'daki bir çocuksunuz ve dünya sizi tamamen dışlamış ve dışlanmış dünyanın yanı sıra siz de kendi ülkenizdeki dünyaya karşı sinirli ya da öfkeli bir ekip tarafından yapılmış çizgi filmi izliyorsunuz. Ve dünyaya karşı zaten o yaşlarda bir kötü bakış açınız olacaktır. Dünyaya olumsuz bakacaksınızdır. Bunları bile etkileyebilir. Şimdi evet, Disney bir şirket ama Disney'in arkasından da şirketlerin hareket edeceğini düşünüyorum. Bir sonraki haberimiz de Macron. Ukrayna'nın AB'ye üyelik prosedürü başlatmak için henüz erken. Ukrayna zaten artık son çıkış kapısı olarak AB'ye ve NATO'ya daha fazla yaklaşmaya çalışıyor ve bunun için hareket ettiler. Macron'un buradaki yorumunu maalesef ki ben anlayamadım. Yani savaş tamamen bitince, yani ortada Ukrayna kalmayınca mı bir prosedür başlatmak gerekiyor? Yani bu da gerçekten tartışmaya çok açık bir konu. Yani anlamlandırılmış değilim. Bir sonraki haberimiz. Ukrayna günlük 2000 dolara paralı asker arıyor. Evet arkadaşlar, bu çok acı bir durum, üzücü bir durum. Ukrayna eğer ki paralı askerlerle bir süre ayakta durabilirse en azından şunun beklentisindedir. Ben öyle düşünüyorum. Avrupa'dan ya da diğer topluluklardan acaba bir destek gelir mi? Ya biraz zaman kazanmaya çalışıyorlar ama paralı bir şekilde asker için, asker olarak oraya gelen herhangi biri daha fazla para alırsa seni satabilir. Bu da mümkün olan bir şey. Umarım zaman geçirirken bir şeyler hesaplayarak zaman geçiriyorlardır. Çünkü bu çok kötü bir strateji olabilir. Yani zarar verme ihtimali çok yüksek. Umarım ki çok zarar görmeden bu işin içinden çıkarlar. Bir sonraki haberimizde her şey plana göre gidiyor. Rusya Savunma Bakanı Shoigu. Rusya'nın evet büyük bir planı var. Zaten bunu her insan tahmin edebiliyor ama planın ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yani hedef ne? Tam olarak istenen şey ne? Buna yönelik bir öngörümüz maalesef yok. Zaten
Anlasaydık ona göre hareket ederdik diye düşünüyorum. Rusya'nın ana hedefi oradaki sivil halk değil. Her ne olursa olsun Ukrayna'daki insanlar yine de kendi ırklarından. Yani aynı milletten sayılabilirler. Yakınlar çünkü. O yüzden direkt bir katliam yaptıklarını düşünmüyorum. Fakat evet çok fazla insan öldüler. Ben bu konuda sinirliyim, üzgünüm. Ama tamamen bir yok etme prosedürüyle hareket etmediler. Yani biraz göz dağıyla karışık burada hareket ettiklerini düşünüyorum. Yoksa Rusya çok daha kısa süresinde orayı yerle bir ederdi. Bunu Asya ülkelerinde görebilirsiniz ya da Orta Doğu'da. Rusya Savunma Bakanı'nın başka bir açıklaması da var. Orta Doğu ülkelerinden 16 binden fazla gönüllü Rusya'nın yanına savaşmak için Ukrayna'ya gelmeye hazır. Bu da doğru olabilir. Bunlar buraya gelmek isteyen, buraya gelmek yani Rusya'ya gidip savaşmak isteyen insanlar zaten Orta Doğu'dan geldiği için savaşın içinde büyümüş insanlar. Savaşa alışıklar ve maalesef ki bu insanların zarar verme eğilimleri çok daha yüksek olacaktır, etkili olacaktır. Umarım ki 16 bin kişi değil de çok çok daha az kişi Rusya'nın yanında bulunur.